720,9 milyon lira gerçekleşen kar rakamı. Bankacılık sektörü beklentileri var. Kar rakamı açısından bakıldığında Akbank nasıl değerlendirilecek borsada? Tabii bugün kapanış gerçekleşti. Yarınki işlemlerde bir etkisi olacak mı bakacağız ama Akbank'ın bugün zaten gün sonunda %3'ü aşan bir prim oranı yakaladığını görüyoruz. 8,11 liradan Akbank bugünü geride bıraktı. Bir yandan da Türkcell'in bilançosunun bugün geleceğini hatırlatalım. Artık bilanço sezonunu da izliyoruz. GCM ve menkul değerlere döneceğiz. Gün sonunda piyasalara ilişkin son durum ve gelişmeler için Erdoğan Turan bizi bekliyor. Erdoğan Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar Burçak Hanım. Kur aşağı, borsa yukarı gibi bir görünüm var son günlerde. Gerçi bugün şu dakikalar itibariyle bir miktar ivme kaybı var dolar TL'de aşağı yönlü hareketlerde. Ama iyi bir kapanış yaptık. Şimdi Fed'e kadar ne görürüz piyasalarda? Nasıl bir beklentiniz var? Fed'e kadar herhalde çok büyük bir değişiklik olmayacak. Çünkü dolar endeksine baktığımız zaman orada aslında kayda değer bir gerileme görmüyoruz. Artı hafif bir yükseliş de var sanki. Çünkü bugünün totalinde sanki bugün için küresel büyüme endişelerinden bir miktar törpülenme varmış gibi gözüküyor. Euro bölgesinden gelen beklentilerin üzerinde PMI rakamları, ABD'de işsizlik başvurularında 4 haftalık ortalamanın son 14 yılın en düşük seviyelerde olması küresel ekonomi için iyi haberler. Bu da tabii bir noktada doları çok değersiz kılacak haberler değil aynı zamanda. Kur tarafında 2.24'ün altında iniliyor, tekrar yukarı çıkılıyor. Eğer orada bir değişiklik olacaksa bu tamamen bence Fed'e bağlı olacak. Piyasanın beklediği veya görmek istediği güvercin görünümlü açıklamaları duyarsak belki bir miktar orada TL'nin desteklendiğini görebiliriz. Bu durumda belki 2.20 hedef olabilir. Aksi takdirde içinde bulunduğumuz bant hala 2.25-2.22 bandı olmaya devam ediyor. Bugün altında çok enteresan bir gelişme vardı. Sert bir düşüş gördük. Az önce saydığımız o başlıklar, küresel büyüme endişelerinin bir miktar törpüleniyor olması altına bugün ciddi bir darbe vurdu. S&P 500 endeksi 1970 seviyesinden 1820'ye doğru gerilerken altın 1180'den 1250 dolara kadar yükselmişti. Yaklaşık %6'lık bir primdi bu. Son 6 işlem gününde yine S&P 500'e bakıyoruz risk varlıklardaki gelişmeye. Endekste yaklaşık %7'lik bir yükseliş var. Altın için ideal bir düşüş ortamıydı. Küresel büyüme endişeleri de törpüleniyorsa, risk varlıklardan da kaçış yoksa altında sert bir satış kaçınılmaz oldu ve bugün onu izliyoruz. 1220 doların altına sarkıyorsak önümüzdeki hafta için beklentiler en azından borsalar için, risk varlıklar için çok daha pozitif diyeceğiz. Orada 1220 seviyesi önemli olacak. Evet, Amerika tarafı için Wall Street endekslerinde Wall Street tarafında yükselişin devam ettiğini görüyoruz Erdoğan Bey. Bu yükseliş hareketi acaba bu son günlerde gördüğümüz dalgalanma, zayıf hareketlerin telafisi niteliğinde güçlü bir harekete dönüşmeye başladı mı, başlar mı? 1954 puan seviyesinde S&P 500. Düşüş, evet, önemli bir düşüştü aslında büyük borsalardaki geri çekilme. Yani önemsenmeyecek derecedeki bir geri çekilmelerden bahsetmiyoruz. Ama geçmiş dönemde de yaşadığımız aynı şeyi yaşadık biz. ABD borsalarında %10 üzerinde bir geri çekilmenin olduğu yerde Fed'in hep devreye girdiğini gördük. Yine Fed'in devreye girdiğini gördük, bu sefer de aynı şey oldu. Normalde Şahin dediğimiz Fed başkanlarından ilginç açıklamalar duyduk ve endekslerde bir toparlanma var. Son 6 yıldır yaşanan trendde hala bir değişiklik yok ABD borsalarında. Yani bu geri çekilmelerin tamamı ara ara düzeltmelerden başka bir şey değilmiş gibi gözüküyor. Çünkü riskli varlıklar dediğimiz hisse senetlerinde, özellikle ABD borsalarında hisse senedi yatırımından vazgeçmek için çok yüksek bir bahane yok. Çünkü şirket karlılıkları devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Evet, ekonomide çok yüksek bir toparlanmadan bahsetmiyoruz ama şirketler yüksek karlılıklarını maliyetleri düşürerek sağlıyorlarsa ve önümüzdeki dönemde de bu beklenti değişmeyecekse, temettü tarafından bakıyorsanız hisse senedi yatırımı onlar için hala cazip. O yüzden yaşanan geri çekilmeler sadece düzeltme boyutunda kalıyor. Bundan sonraki yükseliş, eğer olası yükseliş diyelim, yine Fed'den önümüzdeki hafta gelecek olan açıklamalara bağlı olacak ama eğer piyasanın beklediği tonda yumuşak şekilde gelirse endeksler tekrar eski zirvelerine yakın hale gelecek. Yeni zirveler denilebilir mi? Mümkündür. Ama burada tabii
önümüzdeki dönemde ABD'den gelecek, en azından ABD borsaları için konuşuyorsak, ekonomik verilerin seyrine bağlı. Toparlanmaya dair sinyaller geliyorsa hisse senetleri tarafı bunu rakamlara yansıtacaktır. O yüzden orada 6 yıllık döngüden henüz çıkılmış, yeni bir yere geçilmiş değil. Yaşananlar sadece haftalık gelişmeler, açıklamalar, konjonktürel gelen verilere dair yaşanan hareketlerdi. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Erdoğan Turan'ın aktardığı gibi güçlü bir yükseliş görüyoruz Amerika tarafında endekslerde. Gün sonunda bu notu aktaralım. Yarına baktığımızda Türkiye'de konut satışları, Çin'de tüketici güveni, İngiltere'de 3. çeyrek büyüme verisi açıklanacak. Amerika tarafında yeni konut satışları var. Günün yine dikkat çeken verilerinden biri olacak. Bu arada Moody's, Almanya ve İspanya'nın kredi notlarına ilişkin bir açıklama yapabilir. Yarının gündeminde izleyeceğimiz gelişmeler arasında da bu olacak diyelim. Bu hatırlatmaların ardından...